Hayal ailesi. Hadi Sara, 2 saat oldu inemedin hala aşağı. Tamam geliyorum işte. Kolay mı o? Karnım burnumda öyle hızlı hızlı yürümek. Ay nasıl ineceğim şimdi buraları? Tamam git asansöre bin. Doktor hareket etmem gerektiğini söyledi. Merdivenlerden inmem gerekiyor. İn o zaman. Of. Tamam. İndim işte. Ah sonunda. Çok basit değil mi sana göre? Sanki bunu yapabilmek, yürüyebilmek. Tabii ki de çok basit. Sen çok abartıyorsun bence bu hamileliği. Ay gerçekten sana inanamıyorum ya. Keşke hamile olsan da ne çektiğimi görsen. Tamam bak ya bir fikrim var. Geliyorum hemen. Bekle. Bak şimdi. Oh. Bak karnıma yastığımı koyuyorum. Senin gibi şişik göbek. Bak şimdi nasıl ineceğim merdivenlerden. Ne? Yastık mı? Şaka yapıyor olmalısın. Yastık bir kere çok hafif ve göbeğin asla benim kadar şiş değil şu anda. Tabii ki de çok rahat hareket edebilirsin. Tamam. Bir fikrim daha var. Çekin bakalım şuradan karpuzu alacağım. Evet karpuz iyi fikir. Olur değil mi bu? Olur gayet ağır. Tamam. Ve büyük. Bunu koydum işte şimdi karnıma. Ay bu ağırmış ya. Bu sırtım bir aşağı eğildi gibi oldu belime. Şöyle bir ağırlık bindi gibi oldu. Aşağı çekiyor değil mi? Evet ama yine de çok zor değil. Tamam hadi şimdi merdivenleri çık sonra tekrar in bakalım. Tamam. Bak şimdi ne kadar hızlı çıkacağım. Hadi biraz daha. Of bacaklar. Ay, benim. Dikkat et o karpuz düşmesin yalnız. Yani bebek olduğunu varsayarsak zarar görmemesi gerekiyor biliyorsun ki. Çok biliyorsun sen. Bak şimdi nasıl ineceğim. Aşağı doğru çektiği için daha kolay inerim diye düşünüyorum. Bebek iyi mi? Hayal hastanesi acil durum hattı. Ne? Hamile bir erkek mi düşmüş? Ben hemen ambulans yönlendiriyorum. Nasıl olur? Geçmiş olsun hanımefendi. Hamile birisi düşmüş galiba. Hanımefendi iyi misiniz? Siz ayakta kalmamanız gerekiyor. Ay ben değil. Eşim düştü. Eşiniz mi düştü? Bana hamile birisi düştü dediler. Hamile olan benim. Yani değil. Yani merdivenlerden aşağı. Ben düştüm. Ay neyse boş verin hadi hastaneye gidelim. Tamam beyefendi. Şimdi sizi yavaşça sedyeye alacağım. Tam olarak nereniz ağrıyor? Ayağım. Tamam. Ayağınızın durumunu tam olarak öğrenene kadar onu sabitleyip atele almam gerek. Hangi ayağınız? Tamam. Şimdi ayakkabıyı yavaşça çıkartıyorum. Tamamdır. Evet, tamamdır beyefendi. Şimdi araç yolda giderken sizi sarsmasın diye sabitliyorum. Sizi de yatağa bağlıyorum. Ve derhal hastaneye gidiyoruz. Hemşire hanım, bir ikisi geldi. Hamile bir kadın düşmüş galiba. Geliyorlar mı? Şu an neredeler? Acil durum. İşte geldiler. Bu erkek. Hanımefendi siz hamilesiniz. Lütfen şöyle oturun. Sakin olun. Eşinizle en güzel şekilde ilgileneceğiz. Hiç merak etmeyin. Hamile olan hanımefendi düşmüş demişlerdi. Yok. Beyefendi düşmüş. Karnı neden şiş? Ya ben hamile değilim. Karnımdaki karpuz. Ayağım acıyor. Asıl ona bakın. Evet gerçekten karpuzmuş. Tamam neyse. Nereden düşmüş, nasıl düşmüş, durumu nedir? Beyefendi merdivenlerden aşağıya belindeki karpuzla beraber denge kaybından dolayı düşmüş ayağının üzerine. Diğer hayati değerleri normal. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim tekniker Ümit. Hemen bir röntgen çekelim beyefendi. Yanınızdaki ateli açalım önce. Hareket ettirmeyin. Ay.
Çekiyorum. Evet, görüntü geldi, bir bakalım. Ayağınız bileğinizden kırılmış. Ah, ah, bak işte ayağını kırdın, görüyor musun? Kim şimdi bana yardımcı olacak? Bir süre asansör kullanacaksın hayatım. Ne vardı sanki beni anlasaydın? Anladım hayatım, anlamaz olur muyum? Hem de çok iyi anladım. Ah ayağım. Tamam, sakin olalım. Ben şimdi ayağınızı alçıya alacağım. Siz hiç merak etmeyin. Alçı hamurumuz. Alçı kabını da alalım. Alçı kalıplarımız da burada. Bu el bileği için. Sizin ayak bileğiniz için olan kalıp bu. Bunu kullanacağız. İçini alçı hamuruyla güzelce dolduralım. Şöyle. Hareket etmeyin lütfen. Sıkıştırıyoruz. Oy, oy, oy. Biraz soğusun. Evet, kalıpları çıkardım. Tamamdır, alçınızı yaptık. Çok geçmiş olsun. 2 hafta sonra kontrole bekliyorum. Ağrınız olursa verdiğim ilaçları lütfen kullanın. Tamam, çok teşekkür ederim doktor hanım. Çok geçmiş olsun tekrardan. Buyurun, tekerlek sandalyeyi ben size oturtayım. Dur hayatım, sen bana yardım etme. Sen kendine dikkat et yeter.